Memede bir lezyon ya da bir hastalık oluştuğu zaman nasıl yaklaşıyoruz diye düşünürsek, öncelikle kişi bize, kadın bize bir şikayetle gelebilir. Yani eline gelen bir sertlik olabilir, meme ucundan bir akıntı olabilir, meme cildinde bir renk değişikliği, kızarıklık, şişme olabilir, koltuk altında bir sertlik, şişme olabilir. Ya da kendisi normal kontrole gelmiştir, kendi kendini muayene etmemektedir. Biz onu muayene ettiğimiz zaman bu veya buna benzer bir takım bulguları bulabiliriz. Bir adım ötesi de hastanın şikayeti olmayabilir. Biz muayenede herhangi bir şey bulmayabiliriz. Özellikle 40 yaştan itibaren mamografi, daha öncesinde de ultrasonla yapılan tetkiklerde memede bazı görüntüler görebiliriz. Yani meme yapısında bir değişim, bizim distorsiyon dediğimiz. Memede bir takım kalsiyum çökeltileri gibi bazı yapılar gördüğümüz zaman biz onların üzerine gitmek durumundayız. Yani kişinin kendi kendine muayenesiyle bir şey bulabilmesi, bizim kendisinin muayenesiyle bir şey bulabilmemiz, mamografi ultrasonunda bir şey saptanabilmesi, bütün bunların hepsi memedeki lezyonlara yaklaşımdır. Bir adım ötesi de memede bir şey gördüğümüz zaman bunun biyopsiyle verifiye edilmesi lazım. Yani memede bir olay var, bunun iyi ya da kötü huylu olduğunu bilmiyoruz. Belli bir riski var, onların bir derecelendirilmesi var. Belli bir riskin üstünde kanser olma ihtimali daha fazla. Onlara radyologlar BRADS dediğimiz bir takım rakamlarla karakterize ediyorlar. Bu rakam büyüdüğü zaman kanser olma ihtimali daha fazla. Biyopsi yapılıyor. Biyopside de eskiden bir şey görüldüğü zaman hemen üstüne gidip kesmek şeklinde idi. Bugün için bunu yapmayı önermiyoruz. Daha çok ince ya da kalın iğneyle biyopsi yapılması önerilir ki herhangi bir kanser saptanması halinde yapacağımız ameliyatı etkilemesin diye. Kesici bir biyopsi yaptığınız zaman daha sonra yapacağınız ameliyatı zorlaştırmaktasınız. O bakımdan mümkün olduğu kadar ince veya kalın iğneyle biyopsi yapmakta fayda var. Fakat bazen bu da mümkün olmayabilir. Ele gelmeyen küçük bir odak vardır. Neresi çıkaracağı tam belli değildir. O zaman ameliyattan önce telle veya başka yöntemlerle memedeki hastalıklı bölgeyi işaretliyoruz. Ameliyatta sadece o bölgeyi çıkarabiliyoruz. Ya da ameliyat tercih etmeyip de vakum biyopsi dediğimiz daha çok radyologların yapmış olduğu bir yöntemle de ilgili bölge çıkarılıp tamamı veya bir kısmı o bölgenin tanısı konulabilmekte. Dolayısıyla bütün bu çerçeveleri işte düşündüğümüz zaman muayene, görüntüleme, biyopsi birbirini tamamlayan ve memede rastlanan anormalliğin ne olduğunu ortaya koymaya çalışan yöntemler oluyor.